zamanlarda tecride karşı başlatılan açlık grevlerinin, dönüşümlü açlık grevlerinin 62. günündeyiz. Birçok şehirde ve İzmir'de devam eden anaların adalet nöbetleri, nöbetlerine katılan annelerimiz aramızda. Hoş geldiniz Humbeher Atilsel Saran Serçavan. Meselenin sadece hukuki bir mesele olmadığını, hukuki talepler karşılansa bile bunun mutlaka devamının geleceğini belirtiyoruz. Evet, hukuku uygulayın. Bu tecrit meselesinde asgari haklar neyse bunu sağlayın. Gerisi zaten bunun muhatapları bunun uygulamasını yapacaktır. Bu sadece Kürtler için değil, tüm insanlar için, Türkiye için de bir ön açıcı mesele olacaktır. En ufak kriz anlarında bile biz tecrit meselesinde muhatap olarak eğer İmralı'yı gösteriyorsak, bununla ilgili olarak en basit hakların bile verilmesini biz mesele yapıyorsak, gerçekten kriz çok derindir. Yani biz burada bunu konuşuyorken, uluslararası alanda bir yabancıya dönüp şeyi anlatamayız. Yıllardır biz müvekkilimizle görüşemiyoruz. Hukuk uygulanmıyor. Konuştukça meselenin çok aslında basit ve komik olduğu anlaşılıyor ve bu inandırıcı gelmiyor insanlara. Yani bu kadar basit, yani bir devlet kendi kanununu nasıl uygulayamaz? Bu kadar mı özgüvensizdir? Bunu anlatmak bile bizim için o kadar zor bir şey ki yani bunun dışında hukukla çözemediğimiz meselede ne girecek devreye? Toplum vicdanı girecek, kamuoyu girecek ve talepler devreye girecek. Binlerce insan imza toplayıp biz görüşmek istiyoruz avukatlarıysa eğer. Biz görüşmek istiyoruz diyecek. Diğer vatandaşlar, kamudan, halktan insanlar bizim irademizdir şeklinde imza kampanyası düzenleyecek. Bu şekilde bir kamuoyu oluşturabilir. Ahlaki ve politik toplumun da gereği budur zaten. Tabii tüm baskı ve zorbalıklara rağmen Sayın Öcalan içeride ciddi anlamda bir direniş sergiledi. Yani öylesi tecrit koşulları içerisinde halklar için bir yol haritası geliştirdi, ciddi bir paradigma geliştirdi, savunmaları yazdı ve şu an var olan tüm sorunları çözecek yol ve yöntemlerin ideolojik ve felsefik anlamda liderliğini yaptı. İşte bunu yaptığı için yani ne kadar fiziksel olarak da yönelseler, işte psikolojik olarak Sayın Öcalan'a yönelseler de Sayın Öcalan bu direnişini sürdürmeye devam etti. Onlar baskı uyguladıkça Sayın Öcalan direnişini arttırdı. Ancak bir aşamadan sonra artık Sayın Öcalan'dan haber alınamayacak noktasına getirdiler. Sayın Öcalan'ı işte bir ad hapishanesine kapatarak tümüyle hiçbir şekilde haber almayarak unutturmak istediler aslında Kürt halkına. Bunu yapmaya çalıştılar. Yalnızlaştırmak istediler. Politik etkisini en asgari düzeye getirmeye çalıştılar. Yapmaya çalıştıkları bu. Dolayısıyla artık düşüncelerinin de bir biçimde dışarıya gitmesinin yolu kapatılmaya çalışıldı. Tabii bu aynı zamanda bir özel savaş yöntemi olarak da Öcalansız bir siyaset yaratılmaya çalışıldı. İşte Kürtler için yeni liderler öne sürüldü ya da sürülmeye çalışıldı. Ve Sayın Öcalan halkı unutturarak aslında sistem kendi Kürt'ünü yaratmaya çalıştı. Mesela İmralı Hapishanesi'nin yansıması Türkiye'de FETÖ cezaevleri oldu. Yani 2000 yıllarına kadar ciddi anlamda FETÖ cezaevlerine geçilmesi noktasında bir basınç söz konusuydu. Ancak mahpuslar buna karşı direniyorlardı. Ancak İmralı Hapishanesi'nin kurulmasıyla beraber 99'da bundan cesaret alınarak artık FETÖ cezaevleri oluşturuldu ve işkencelerle, sürgünlerle mahpuslar buralara yerleştirildiler. FETÖ cezaevlerinin yapısı da tam İmralı'daki gibi dış dünyadan tümüyle yalıtılmış, ailelerinden, normal şehirlerden çok uzak yerlere yapılmış hapishaneler oldu ve sosyal izolasyonun çok ciddi anlamda olduğu yerler oldu. Bazı haklar var, evet, ancak giderek bunların da tümüyle ellerinden alınması durumu söz konusu. Öyle ki yeni yeni tipler geliştirerek, işte S tipleridir, D tipleri zaten öncesinde vardı. Örneğin çok daha yüksek güvenlikli olduğunu ifade ettikleri cezaevleri
tecritin daha da fazla olduğu cezaevleri yapılmaya devam ediliyor.